Herkese merhaba. Bugün sizinle bir atıştırmalık yapacağız ama bu birazcık da belki büyükler için bir atıştırmalık olacak. Tabii ki çocuklara da vermek isteyenler verebilir. Çünkü çikolata var. Ve bu belki birçoğunuzun denk geldiği ya da ilk defa göreceğiniz bir tarif olacak. Öncelikle malzemelerimiz bitter çikolata, beyaz çikolata ve sütlü çikolata. Şöyle krakerler, tuzlu krakerler, küçük minik bisküviler, renkli pasta süslemesi için kullanılan şekerler. Biz gümüş rengi tercih ettik, beyaz tercih ettik. Beyazı da göstereyim. Beyazda böyle minicik minicik kalpler var. Ve renkli olanlarda da yıldızlar var. Şöyle. Bu çok pratik bir çikolata tarifi olacak. Aslında çikolatayı mantık olarak fırında eriteceğiz ve üzerini süsleyeceğiz. Sonra da neler neler olacak bakalım. Bu tarifi aslında yılbaşı için yapıldığını görmüştük ve çok sevdik. Hem bunu denemek istedik. Şimdi öncelikle başlıyorum. Şimdi bitter çikolatalarımı böyle yerleştiriyorum. Bu sizin fırın tepsinizin genişliğine veya yapmak istediğiniz tepsinin genişliğine bağlı olarak istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Yani biz dikdörtgen kalıp kullandık ama isterseniz kare olabilir. Ya da siz bu kadar fazla çikolatayla bunu denemeyebilirsiniz tabii ki. İki tanesiyle de olmaz mı? Mutlaka olur. Şimdi burada dizimi yapıyorum. Bitter çikolataları yukarıya aldım. Beyaz ve sütlüyü de yanına koydum. Şimdi tekrar bunları birleştiriyorum. Şimdi mesela bizim çikolatalarımız parçalanmış çıktı kutunun içinden. Ama bu hiçbir sorun teşkil etmiyor. Çünkü çikolata fırına girip eridiğinde zaten yine birleşecek. Bizim buradaki amacımız bu. O yüzden bunları bu şekilde koyabiliriz. Hiçbir sıkıntı yok. Bakın bu da parçalandı. Bunu da yerleştiriyorum. Bir puzzle gibi. Burada hiçbir sorun yok. Evet, biz bu çikolatayı yılbaşı için evet görmüştük. Çok hoş. Çok tatlı duruyor tabii ki. Ama bunu siz kendiniz istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Farklılaştırabilirsiniz. İstediğiniz her şeyi ilave edebilirsiniz. Buna fıstık, fındık çok yakışır. Üzerine portakal kabuğu rendesi çok yakışır. Ne isterseniz, ne arzu ederseniz koymakta tabii ki özgürsünüz. Biz ama birazcık daha yılbaşı konseptine sadık kalacağız. Çünkü sanırım çocuklara bir sürprizimiz olabilir. O yüzden bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi olayın püf noktasına geldik. O da bu. Bu noktada bu fırın tepsisini 50 derecelik bir fırına koyacağız ve 10 dakika bekleyecek. Buradaki önemli nokta bu çikolatayı yakmamak. Çikolatayı yakarsak tadı kötüleşecektir. Yerinden kalkmayacaktır. Burada çok dikkat etmemiz gereken şey 50 derece ve 10 dakika. Şimdi bizim tepsimiz fırına gidiyor. Geldikten sonra tekrar devam ediyoruz. Evet. Şimdi fırından çıkardık. Bakın gördüğünüz gibi parladı, yumuşadılar ve çubuğumuzu alıyoruz. Bu çubukla şimdi buna şekil vereceğiz. Yani desen. Bir nevi ebru yapacağız. Fakat öncesinde hemen şunu söyleyeceğim. Fırınınızı 50 dereceye alt üst turbo olacak, yani fanlı olacak şekilde çalıştırmalısınız. Ve başlıyorum. Evet. Siz bunları belki gördüğünüzde hızlandırılmış versiyonlarını izlediniz. O yüzden şu an ne oluyor falan diye düşünüyorsanız sakın düşünmeyin. Çünkü onlar hızlandırılmışlardı ve bu yüzden
öyle olmaları, gözükmemeleri bu şekilde çok normal. Biz eş zamanlı çekiyoruz. Şimdi bozuyorum. Bir de şöyle çapraz yapıyorum. Burada istediğiniz dalga, desen, şekil vermekte özgürsünüz. Şöyle dalgalandırıyorum bunu. Bu fırından çıktığı halinde bakın. Farkındaysanız bir fondü yaparmışız gibi bir görüntü yok. Çünkü o kadar öyle bir eritme de yapmıyoruz. İçine krema falan da eklemedik. Yani daha ekstra bir yağ eklemediğimiz için kalıp şeklini bozmamıştı fırından çıktıklarında. Ne diyorsunuz, iyi midir? Daha dalgalandırayım mı? Terapi gibi. Tavsiye ederim. Kesinlikle. Burada bunu yiyecek olan kişiler, ben beyaz tarafını alayım, ben bitter severim, ben bitter alayım diyebilirler. Yani burada özgürsünüz. Bakın, bunu istediğiniz kadar bozmanın, desen yapmanın hiçbir mahsuru yok. Çünkü süsledikten sonra bu çikolatayı donduracağız. Şimdi bence bu kadar artık. Karıştırma işi yeter. Farkındaysanız kırık olan parçaların da hiçbir önemi kalmadı. Size bunu söylemiştim daha önce de. Hiçbir sorun yok. Son kez şöyle bir beyaz alıyorum ve atıyorum. Buradan artık böyle alıp atıyorum. Ve bu işi artık durdurmaya çalışıyorum. Ve durdum. Tamamdır. Bu çubuğu da kenara alıyorum. Şimdi geldik süsleme kısmına. Öncelikle krekerleri alıyorum ve koyuyorum. Hop. Evet, şöyle atıyorum. Burada dediğim gibi bunun geri kalan süsleme kısmında tamamen sizin zevkinize, damak tadınıza kalmış. Fakat tarifi verenler ve uygulayanlar, fırından bir ses geldi, korkmayın. Bunun, yani bu tuzlu krekerlerin çok daha fazla bir lezzet verdiğinden bahsettiler. Göreceğiz. Şimdi minik krekerlere geçiyorum, bisküvilere geçiyorum. Onları da böyle yapıştırıyorum. Hop. Hop. Bunlar buraya yapışmalı ki biz daha sonrasında bu çikolatayı kırdığımızda kalkmasınlar. Beraber rahatlıkla donsunlar. Ne diyorsunuz? İyi gibi mi? Bakıyorum. Evet. Bayağı güzel. Doldurduk. Şimdi bunu da bırakıyorum bir kenara. Ve elim çikolata oldu birazcık. Tamam, sorun yok, devam ediyorum. Şimdi süslemeleri geliyorum. Bu yıldızlardan alıyorum. Bu yıldızları da atıyorum. Üzerine serpiştirmeye başlıyorum. Evet, şöyle. Tabii ki hepsini kullanmak zorunda değilsiniz. Şöyle yaptım. Şimdi bir duruyorum ve beyaz kalplerden de oturuyorum. Burada üzüm ekleyebilirsiniz. Yine fındık hala eklenebilir. Portakal kabuğu rendesi eklenir. Bu sizin çikolatanız. Ve burada şu an şef de sizsiniz. Nasıl istiyorsanız onları ilave etmekte özgürsünüz. Ve şimdi de renkli boncuklarımı atıyorum. Hop. Bu malzemeleri de bulmak aslında oldukça kolay. Bu konuda da yardımcı oluruz tabii ki, seve seve. Aldığımız malzemeleri paylaşırız. Evet. Biraz süslü olsun diye. Biraz daha sanki az albeniliymişçesine birazcık daha koyuyorum. Bunları sanırım ben bitiririm.
şöyle eklemediğim yerlere batayım biraz daha. Ve bizim çikolatamız şu anda hazır. Ama neye hazır? Donmaya hazır. Şimdi bu çikolataya, bu tepsiye alacağız. İsterseniz oda sıcaklığında siz dondurmaya çalışın. İsterseniz de bunu alın ve balkonunuza koyun. Korunaklı, kapalı bir balkonsa çok daha iyi olur. Herhangi bir toz gelmez. Ve bunu bekleteceğiz. Bir süre bekleyeceğiz. Bekledikten sonra ve bu çikolatamız donduktan sonra tekrar görüşeceğiz. Evet. Şimdi soğudu. Dondu. Bunu bir 15-20 dakika bekletmenizi öneririz. Eğer ellediniz, hani tam donmadığından böyle birazcık şüpheniz varsa bir minik, yani böyle 2-3 dakikalık bir buzdolabına atıp hemen çıkartabilirsiniz. O zaman zaten işlem tamam olacaktır. Şimdi yağlı kağıdın şöyle kenarından tutuyorum. Kaldırıyorum. Bakın rahatlıkla artık çikolata burada kalkmış oldu. Her tarafı dondu. Bir büyük kalıbımız oldu. Şimdi bunu ne yapacağız? İsterseniz bıçakla kesin. İsterseniz de şu şekilde kıralım. Burada bazı fireler vereceğiz. Çünkü kırıyoruz. Bu boncuklar böyle düşebilir. Ama önemli olan bu değil. Kırmaya devam edelim. Fire vermemek için şöyle yapayım. Hop. Bakın ne kadar donmuş. O kadar zor kırılıyor ki. Süper. Şimdi böyle minnoş minnoş çikolata parçalarımız oluyor. Ben hepsini şimdi kırıyorum. Evet. Şuradan da atayım. Hoppa. Devam ediyorum. Hop. Şimdi bunlardan gördün, şöyle bir fire verdik. Önemli değil. Hiç sorun değil. Kırdık. Gerçekten koparması zor. Bıçakla mı kesseydik diye düşünmedim değil. Şu tarafı da kaldırayım. Mesela ben bunu çok yüksek ihtimalle çok iyi bastırmamışım. O yüzden yapıştırmamış. Buna çok dikkat etmek lazım. Yani yapışabilmesi için bakın bunlar nasıl gömük. Bastırmamız gerekiyor. Bu çok önemli olacak. O zaman daha az fire vereceğiz tabii ki. Bakın mesela iyice gömmemiz gerekiyor. Ama bunlar hiç sorun değil. Önemli olan bu görüntüyü yakalamış olmamız. Ve şimdi ne yapacağız? Diyelim ki bunu böyle hazırladınız. Tabii ki bir tabağa koyarsınız. Bunu bir şekilde sunabilirsiniz. Burada da hiçbir sıkıntı yok. Ama bir hoşluk daha yapalım. Mesela biz bunları çocuklara ikram etmek istediğimiz zaman şöyle bir şey düşündük. Bazı jelatinler kullanalım istedik. Şimdi onları getireceğim hemen. Şimdi şu hoşluklar için bir jelatin alıyorum. Ve bunun içerisine bu parçaladığım çikolatayı böyle koyacağım. Şu firemizi de atalım içine. Kraker yenir. Şunu da koyuyorum. Şöyle bir küçük parça daha mı kesmiş mi? Bakalım, evet. Şunu da koyuyorum içerisine. Şimdi bu üç parçalık böyle hoşluk yeter. Şimdi ne yapacağız? Şöyle bir koyayım. Renkli bir, tabii kırmızı bir ipimiz var. Şimdi bu ipten bir parça keseceğim. Ve bunu böyle saracağım.
şekerle kenara da koyamadım ama şöyle bir göstereyim. Şöyle bir fiyonk yapalım. Siz bunu isterseniz başka başka şeylerle, boncuklarla süsleyebilirsiniz. Nasıl arzu ederseniz öyle yapabilirsiniz. Ben şöyle bir minik fiyonk yapacağım. Ve gördüğünüz gibi minik tatlış bir hediye olacak. Böyle hoşlarına gidecek. Açacaklar, çözmek isteyecekler. Aa bu neymiş diyecekler. Evirecekler, çevirecekler, bakacaklar. Ve sonra afiyetle yiyecekler. Hatta biz de afiyetle yiyeceğiz. Bence çok tatlı, çok farklı bir şey oldu. Hiç değilse kendimiz yaptık bunu. Biz istedik, biz nasıl istediysek öyle yaptık. Güzel bir tarif, kolay bir tarif. Çocuklarla yapıldığında da çok çok güzel olacaktır. Buna da hiç şüphem yok. Umarız siz de beğenmişsinizdir. Şimdiden herkese iyi yıllar dileyelim. Konsept gereği olsa da bizi izlediğiniz için de çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Görüşmek üzere.